Selam dostlar, alemin ve alemimizin en değişik kanalına hoş geldiniz. Değişik yollarda şu an Afrika'da demeye çok istiyordum ama maalesef bazı sebeplerden dolayı şu an Afrika'ya gelemedik ve belki de Değişik Yollarda isminin ilk meşhur olduğu, ilk popüler olduğu noktalardan birine geldik. Şu an Bangladeş'in başkenti Dhaka'dayız. Size bugün Dhaka'yı anlatacağız. Afrika'ya gidecektik ama bazı sebeplerden dolayı nasip olmadı. Size videoda da sebeplerini anlatacağım. Neden Afrika'da değiliz? Bu videoda birkaç tane teşekkür, birkaç tane de özür var. En başından attığım başlıktan dolayı özür diliyorum ama şu anki attığım başlıklar ötürü değil. Bundan tam 5 yıl önce ben buraya gelmişim ve böyle bir başlık atmışım. Bu başlığı atarken ki niyetim aslında kötü değildi. Yani konu fuhuşla alakalı değildi. Başka bir şeyler anlatmışım. O zamanlar belki takip edenler varsa Arakan'daki Müslümanlara yardım faaliyetinde bulunmak için Bangladeş Dhaka'ya gelmiştik ama öğrenmiştik ki Myanmar'daki katliamlardan kaçıp Bangladeş'e, yani Myanmar'daki Müslümanlar Budistlerden kaçıp Bangladeş'e sığınıyordu. Ama Bangladeşliler onları ülkeye kabul etmiyor. Kabul etmediği gibi de o Arakanlı Müslümanları, Bangladeşli Müslümanlar daha böyle 10-11-12 yaşlardaki çocukları ailelerinden kaçırıp onlara steroid enjekte edip daha 13-14 yaşlarında genç bir erişkin kadın gibi gözükmelerini sağlayıp burada fuhuşa sürüklüyorlardı ya da başka devletlerden gelen adamlara çocukları satıyorlardı. Ben bir videoda bunu anlatmıştım ama maalesef en çok izlenen videom o video olmuştu. Bu yüzden anlattığım konu için değil ama Bangladeş'te bu fuhuş kelimesini de ortaya çıkardığım için benden sonra yüzlerce binlerce içerik oluştururlar. Bangladeş şu anki fuhuşun merkeziymiş gibi. Aslında böyle bir durum yoktu ama böyle bir algıya öncülük ettiğim için Bangladeşlerden özür diliyorum. Hadi Dhaka'yı keşfedelim. Güney Asya'nın en büyük ülkelerinden birisi olan Bangladeş, Hindistan ve Myanmar'ın arasında yaklaşık 180 milyon nüfusu ile dünyanın en kalabalık 8. ülkesi. 1947 yılında Pakistan'ın Hindistan'dan ayrılmasından sonra Doğu Pakistan adını alan Bangladeş, daha sonra 1971 yılında kendi bağımsızlığını ilan ederek Bangladeş Halk Cumhuriyeti adını almış. Gelişmekte olan ülkeler listesinde üst sıraları zorluyor olsa da sokaklarda halk yokluk içinde yaşam savaşı veriyor. 1 doların 120 Bangladeş dakası yaptığı ülkede maaşlar 80 dolardan başlıyor. Dünyanın gezmesi en zor şehirlerinden birisi olan Dhaka'da Bangladeş gezimiz başlıyor. Abiler sabah pazarı yapıyorlar. Anlamıyor. Do you speak English? No, Turkey. 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 Turşka. Evet, sabah balık pazarına ben geldik. I'm good and you? Direkt Hintli damgasını yedik arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bunu buralarda çok yaşayacağız. Evet, kaosun başkenti Dhaka. Abi gece yatıyorsunuz. Bu ikinci günüm benim bu arada Bangladeş'te. Video çekmeye yeni başladım. Korna sesi hiç bilmiyor abi. Bunlar rişkalar. Yani insan gücüyle çalışan taksiler ve burada bunlar resmi araç. Resmi verilere göre 300 binden fazla rişka var bu ülkede. Ama gayri resmi rakamlara göre 1 milyon civarında böyle insan gücüyle çalışan bisikletlerden var. Gördüğünüz gibi her yer dolu. İnsanlar kısa mesafeler için bu ulaşım aracını kullanıyorlar ve fiyatları da çok ucuz. Tabii ki dışarıdan gelen birileri için ucuz. Yerli insanlar için de yine aman aman ucuz fiyatlar sayılmaz. Günlük kazançları çok düşük. Bu konuyu da işleyeceğimiz bir video yapacağım. Eskiden benim işlediğim bazı konular vardı. En tehlikeli meslekler, en tehlikeli yerler. Ya da ülkelerin hem en fakir hem de en zengin mahalleleri aynı anda işlediğim konular vardı. O konulara tekrardan döneceğiz. Burası için bir terim kullanmışım ben daha önceden.
çarpışan arabalar ülkesi diye. Bu gördüğünüz otobüsler çevre ülkelerden buraya atıl durumdaki haldeki otobüsleri Bangladeş alıyor. Ve iskeletin dışının üstüne sadece böyle saçlarla kaplayıp ondan sonra herkes rastgele boyuyor. Belirli başlı bir marka yok. Çoğu otobüsün zaten dışı paramparça. Gördüğünüz gibi daha da çok da göreceğiz. Bununla da ilgili yine bir video hazırlayacağım. Resmen çarpışan arabalar ülkesi. Özlemişim buraları. Kendime geldim tekrar abi. Ah vurdu. Dayı ezileceğiz. Nereden gideceğiz biz? Ah. Silme geçiyorlar. Şeker pancarı be. Ama hiç özlemedim. Çünkü tadını beğenmiyorum. Panipur. Sokak yemekleri de yapacağız. Onları da yiyeceğiz başka bölümde. Şimdi bu video biraz daha giriş seviyesinde bir video olacak arkadaşlar. Çok fazla konuya değinmeyeceğiz ama belki Hasina'nın olaylarına değiniriz. Bu Bangladeş'te son zamanda yaşanan olaylar oldu biliyorsunuz. Birazcık ondan anlatırım size. Biraz Bangladeş'le ilgili temel bilgiler veririz. Ondan sonraki videolarda ne olacak ben de bilmiyorum. Abi ben bu ayakkabıları 2 sene önce Hong Kong'dan almıştım. Ayakkabılar çok güzel. Gerçi ayağım kırıldı ayakkabı ama tamir lazım. Şimdi dayı tamir eder mi soracağım. Selamun aleyküm. Dayı. Ha? Okey. Okey. Ben onları mı giyeceğim? Welcome to. Thank you so much. Thank you. Donnabat. Hangi? Türkiye. Nasıl ya? Yelpaleziyoruz. Neydi lan bunun doğrusu? Yelpazeliyoruz. Ayakkabıyı ben Hong Kong'dan 2 sene önce Çin Yeni Yılı'nda almıştım. Bayağı sağlam, çok beni güzel idare ediyor. Marka gözüktüyse reklam falan değil bu arada. Ama bir talihsizlik yaşadım. Ayağımın kırıldığı ayakkabı bu. O yüzden bayağıdır giymiyordum. Şimdi tekrardan bu yolculuğa çıkarken. Belki şanssızlık var benim hayatımda son yıllarda. Bazı şeylerden kaçarak böyle belki iyice şanssızlığı üzerimize çekiyor olabiliriz. Böyle şeylere çok inanmam da işte totem yapıyoruz. O yüzden bu ayakkabı bana şanssız geldi ama ona inadına üzerine giderek belki bu yolculuk, bu seyahat bana bol şans getirir. Belki bol izlenme getirir arkadaşlar. Videolarda gerçekten buralara gel git hem masraf hem de şuralarda gez, hayatta kal. Gerçekten hem sağlığımız için de çok zorlayıcı şeyler. Videolarda olabildiğince izledikçe beğeni butonuna basarsanız, yorum yaparsanız, eşe dosta yollarsanız da sevinirim. Emeklerimizin karşılığını almış oluruz bir miktar. Teşekkürler şimdi. Evet, ilkini yaptı, arkasını da yaptı. Not 500. 100. Yerler 500'ını. Okay. Bir daha. Al 50-100 daha. Okay. Thanks. Good, thanks. Donnabat. Güzel yaptın. Her yerde tekstil ürünleri var ya, bu tekstil ürünleri çok çok ucuz. Şu an dünyanın en ucuz tekstil üretimi yapan yerlerinden birisi Bangladeş. Bu arada Bangladeş'le ilgili böyle temel bilgiler vermeye devam edeyim. Bangladeş, Bengal ülkesi demek ve bu ülkenin vatandaşlarının milleti de Bengal milleti. Ve nüfusun %90'dan daha fazlası Bengalli. Çok az Urdu ya da diğer milletlerden de insanlar tabii ki burada mevcut. Türkiye. Selamünaleyküm. Aleykümselam. How are you? Very fine. Maşallah. Selamünaleyküm. Maşallah. Your name? Mehmet. Your name? Mahmut Kamal Sarkar. Mahmut Kamal. Kamal Sarkar. Sarkar. Yes. Your name? Muhammed Jalal. Oh, nice to meet you, sir. Thank you so much. Donnabat. İnsanlar kesinlikle çok sıcakkanlı bu arada. Gerçekten dünyada gezdiğim ülkeler arasındaki en sıcakkanlı insanlar
bu insan nüfusun bu arada %91'i Müslüman. Geri kalan nüfusun çoğunluğu da Hindu. Budist de var, Hristiyan da var ülkede. Zamanında buraya Ermeni kilisesi bile yapılmış ama şu an galiba aktif olarak açık değildi o Ermeni kilisesi, o yüzden ziyaret edemeyeceğiz. You? Amra Bengali Babuji. You Bengali? Ha Bengali. Bengali. Ha. Yes, Bengali. Bengali, Bengali. Bengali. Ben? Hindi. Hindi? Sen biliyorsun ya bu işi. So. Ne yapayım? Kaderimizde var. Türkiye, Türkiye. Türkiye, Türkiye, İstanbul. İstanbul. Bu zinne haber kon, Bangla bu zin, Bangla kon. İstanbul. İstanbul, Türkiye. Oh, Türkiye. Türkiye, Türkiye. Türkiye. Yes. Allah'ım ya. Ben anladın değil mi? Nasıl şu an ırkçılığa maruz kalmadım ama. Biz İstanbul'dan, o kısmı da anlatayım. İstanbul'dan Uğur'la birlikte yola çıktık. Bu arada Uğur Kolay'ı tanımayan yoktur zaten. Vardır canım, olmaz mı? Merhaba arkadaşlar. Biz Uğur'la ilk gezimizi de yine böyle bir ülkede yapmıştık. Hindistan'da. Hindistan'da. Şimdi Bangladeş'e geldik. Bangladeş'e geldik. Ben Afrika'ya gidecektim ama bazı anlattığım sebeplerden dolayı Afrika'ya gidemedim. O arada düşünüyordum ne yapayım. Ben Sri Lanka'ya, Asya'ya 5 yıl gezdim ama Sri Lanka'ya da gitmemiştim. Sri Lanka'ya mı gideyim acaba falan derken Uğur aradı, hadi gel Bangladeş'e gidelim dedi. Bir anda bilet aldık, Bangladeş'e geldik. Çok fazla hazırlık da yapamadık o yüzden. İstanbul'dan Kuveyt'e, Kuveyt'ten de Bangladeş'e geldik. Aktarmalı bir şekilde biletimizi 7800'e falan aldık. 7.5'a falan geldi yani, 7.5-8 arası. Aynen. Ondan sonra Bangladeş'e girdiğimizde bize 51 dolardı. Ülkeden çıkış uçak biletinizi, pasaport fotokopinizi falan istediler. Yani basit evraklar istediler ama biraz uğraşıyorsunuz. Ayrıyeten de yaklaşık 50 dolar 75 cent bir para ödedik. Şu an Bangladeş'in para birimi taka ve şu an 1 dolar 119-120 taka civarında olmuş. Fiyatlar bu şekilde. Yemek ortalama geldi. Ortalama 2 dolar gibi. Burası güzel bir restoran. Evet, iyi bir restoran. Yoksa yani 30'a bile bir şekilde yemek yersin. Çok. 5-10 TL'ye doyabiliriz dışarıda yani. Abi bu çok soslu. Bunu dün yedik. Ben şu gözüme kestirdim. Yes, teari. Ben de ya onu teari yiyeceğim ya biz. Ha, bip kiçuri. Tandoori rice, chicken tandoori rice. Bip teari one, bip kiçuri one. Yes. Yes. Okay. Donnabat. Donnabat'la teşekkür ederim var. Beni ilk Bangladeş'te keşfedenler vardır. Donnabat değil, Donnabat. Donnabat diyerek gezeceğiz. Bu benim yemeğim. Etli pilav arkadaşlar. Tahari diye geçiyor. Bu da Mehmet'inki etli. Sanırım safranlı bir pilav bu. Evet, olabilir. Pilavlar burada lezzetli oluyor. Pirinçlerde basmati pirinç oluyor genelde. Çok alışkın değiliz. Yani bana tatsız tuzsuz geliyor ama bunun daha sağlıklı olduğunu söylüyorlar. Öyle mi değil mi bilenler varsa basmati pirinçe daha iyi ve daha sağlıklı diyorlar. Yorumlarda yazsın, hem beraber öğrenelim. Bilmiyorum, bir tadına bakayım. Ben yorum yapayım mı? Hangisi daha iyi? Yap. Hangisi karnını doyurursa daha iyi? Daha iyi. Diye ki Bangladeş'teyiz. Ye bakalım acımı. Hello brother. Acı değil mi? Acı. Aman aman değil. Seninkinin tadına bakabilir miyim? Baksana bak istediğin kadar. Etten de al. Ben normalde kırmızı et yemedim de yedik bugün hadi. Bu acı mı? Bir tek acı geldi. Ben acı seviyorum da. O zaman benimki de acı değil. Yani acı normal. Da normal yani. Tamam. Tatlı acı. Bu arada seninkinin aslında pul biber acısı değil. Farklı bir acı var. Baharat acısı var. Ama benimkinde pul biber acısı var. Bence bu daha güzel. Bir de bunu dene. O safranlı ya bence. Şimdi bunu nasıl yiyorsun diyenler vardır. Siz asıl ilerleyen bölümlerde görürsünüz. Neler yiyeceğiz biz? Ne? Sweater. How much taka? 500. Taka. 500. 300, 400. 4 dolar. This how much price? 600. Sadece 600. Yani neyse Türk lirası karşılığını yazarım. Güzelmiş bu arada. Your name? Name is Limon. Limon mu? Yok, bu farklıymış ha. Evet, güzelmiş. Your name Limon. Limon. Adamın adı, vay yavrum benim be. Made in Bangladesh. Bununla ilgili de konulara gireceğiz arkadaşlar. Üzücü olaylar var bu şeylerin arkasında ki burada ucuz işçilik hakkında. Evet. Şu an Bangladeş'in temiz ve hijyenik yüzünü de göstermiş olduk size. Evet, bu kısım bize göre belki pis ya da kirli durabilir. Ama inanın Bangladeş'te şu an gördüğümüz en temiz yerlerden birisi burası. O neydi lan? Bir şeye bastım. Lan ezdi adamı. Abi karşıdan karşıya geçmek şey gibi. Tolga abi 2, 4, Higo.
Dayı burada kim maske alır ya? Selamünaleyküm. Ülke oyun gibi ya. Şeye baksanıza. Vallahi oyun oynar gibi ikiye bastılar da ulan böyle. Lan dur lan. Oyun oynar gibi geziyor ülkede ya. Görevi geçmeye çalışıyorum. Aynen. Neyse ikinci levele geldik. Sen de duruyor adam. Aa bu da normal tuk tuk. Artık bizde bile neredeyse görünmeye başlanacak. Çok orijinal tiplersiniz ya. Gerçekten tebrik ederim. Şimdi arkadaşlar neden Afrika'da değilim de buradayım derseniz bunun %90-95'lik sebebi ekonomik. Buradan önce ya gerçekten anlayamadım yani 500 binlik bir kanalın izlenmeleri 5-10 bine kadar düştü. Gerçekten üzücü ve bu izlenmelerin düştüğü yerler de Kerkük, Telefer, Musul mesela. Yani Irak'ın Türkmen bölgeleri ya da Irak'ın Arap bölgeleri. Şimdi abi bir gezginden ne bekliyorsunuz bilmiyorum ama benim kitle şey bekliyor tabii ki. Ölene kadar aç kal, ölene kadar çadırda yat. Abi bu gezginlik değil ki, bu sürünmek. O zamanki ekonomik şartlar ya da o zamanki cahilliğimiz gereği böyle bir şeyler yapıyorduk ama abi çadırda yatarken, nadada yerken ne öğreniyoruz ki? Yani bazılarınız değişti diyor. Ne yaptım abi değiştim de yani. Parayı pulu buldum da ben karı kızla, limuzinlerle para mı eziyorum yani? Bunu mu ima ediyorsunuz? Yani bu milyon izlenen gezginlerin hepsi otostop mu çekiyor, çadırda mı yaşıyor? Hani bu ülkedeki gezginlik kriterini gerçekten anlamak zor ve benim özellikle benim kitlem böyle. Yani adam istiyor ki hiç gelişme, hiç kendini geliştirme, olduğun gibi kal. Abi ben 7 sene olmuş yola çıkmışım. Evet ilk başlarda hiçbir şey bilmiyorduk. Gezdiğimiz ülkeden haberimiz yoktu ya otostop çekerken. Nereye geziyoruz, niye gidiyoruz haberimiz yoktu. Son birkaç yıldır artık kendimi geliştirdim ve bunlara değinmeye başladım ve Türkiye'de yapılmayan videolara, Türkiye'de gidilmeyen yerlere kanalın adının da hakkını vererek, kanalın adı şey değil arkadaşlar, Nadıl'la gez, çadırda gez değil, değişik yollarda. Yola çıktığım ilk günden beri azınlık hakları, ülkelerdeki gidilmeyen yerleri, millet Tayland'da ladyboyların götünü çekerken biz gidip Myanmar-Tayland sınırındaki azınlık hakları çekiyorduk, bu konuları işliyorduk ya da Myanmar'daki Müslümanları çekip onların sorunlarını dile getirmeye çalışıyorduk. Bugün yine aynı. Irak'a gittik. Oradaki Kerkük'te, Telefer'de, Musul'daki Türkmenler inanın Türkiye'den birinin, bir YouTuber'ın gelip orada onların sesini duyurmaya çalışmasına o kadar çok sevindiler ki ama maalesef Tayland'daki bir ladyboy'un götü affedersiniz hani böyle açık konuşuyorum. O adamlar kadar değerli olmadı. Yani ne kadar ilginç değil mi ya? Oraya birisi gelip o insanların son özellikle son 50-60 yıldır neler yaşadığını dinlemeye kalktı ve izlenmedi. Abi ondan önce Orta Asya gezisi yaptım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde ya da dışında. Hatta tüm dünyada iddia ediyorum. Türk dünyasında yapılmış en büyük gezileri ben yaptım. İkincisi yok abi. Rusya'yı baştan uca dolaştım. Ve bütün Rusya seyahatim boyunca bir tane bile videomu izletemedim. Adını bilmediğiniz, unuttuğunuz, sizin geldiğiniz topraklara gittim. Ve oradaki insanları hem de oradaki coğrafyayı çektim. Konuları araştırdım, anlattım. İzlenmediniz. Aylarca Rusya'da gezdim. On binlerce kilometre yol yaptım. İzlenmedi. Ama başka arkadaşlarımız Rusya'ya gidiyor. Aylarca iki tane şehir geziyor. Ama kapağı karı kız dondurma bacak arası koyuyor ve milyonlar izletiyor. Benim on binlerce kilometre yapıp çektiğim 30-40 video toplasanız 1 milyon izlenmedi. Ama insanlar başka şekilde videolar çekip 1 milyon izleniyor ve gidip yani hala bana şey diyorsun, sen gezginliği bıraktın ya da sen gezgin değilsin. Ya da kimisi şey diyor, artık sen belgesel gibi videolar üretiyorsun, sen de değiştin. Artık sen de gezgin değilsin. Abi gurur duymanız lazım ya. Hani bu adam sıfırdan çıktı yola ve şu an belgesel gibi videolar çekebiliyor kendi imkanlarıyla. İnanın para kazanmıyorum ya. Para kazanamadığım için Afrika'ya gidemedim. Çünkü ben burada günlük 5 dolara, 6 dolara karnımı doyurabileceğim, 7-8 dolara konaklayabileceğim. Ama Afrika'da böyle bir şey yok arkadaşlar. Hostel, mostel diye bir kültür yok. Yani günlük orada 50 dolardan aşağı yaşama maliyetiniz imkansız. Ve benim kazandığım paralar gerçekten korkunç az. Yani benden sonra yola çıkan insanların bir tane hikayeyle kazandığı, yani bir tane Instagram'dan hikaye atıyor ya da bir sponsorlukla kazandığı parayı ben aylarca böyle ülkelerde gezip kazanmaya çalışıyorum ama kazanamıyorum. Asya'ya geri dönmek zorunda kaldım. Neyse, istemeye istemeye Bangladeş'e geldim arkadaşlar. Hem buraya uçmak biraz daha ucuzdu diğer ülkelere göre. Hem de abi burada ucuza gezebileceğim. Ne yapayım? Yani 6 yıl Türkiye'nin
en geniş video arşivine ve en gidilmemiş yerlerine giden adam bugün daha dünkü yeni rütbeler kadar para kazanamıyor. İşin sonu paraya geliyor arkadaşlar. Ne yaparsanız yapın işin sonu paraya geliyor. Bir daha hayatım boyunca size bir şey anlatmaya çalışmayacağım. Son kez bir isyanda bulundum. Videonun 5 dakikasını aldı kusura bakmayın ama son kez isyanda bulundum. Her zaman söylemişimdir, bir Ladyboy'un götü Mehmet'in gittiği yerler kadar değerli olmadı. Çünkü bu millet bunu merak ediyor. Herkese de layık olduğu videolar üretilir. Gidin en çok izlenen gezginlerin kapaklarına bakın. Ondan sonra kendinizin ne olduğunu anlayın. Bu ülkenin gerçekleri bunlar maalesef. Benim yaptığım videolar değil. My name is Muhammed. You? Abdullah. Abdullah. Okay. Selamun aleyküm. Esselam. How are you? Are you? Mr. Muhammed İmam Hüseyin. İmam Hüseyin? Yes. You İmam Hüseyin? Yes. Maşallah. Evet, insanlar toplandı. How are you? I'm good. And you? What's your name? Mehmet. Your name? My name is Adbarlon. This name is Rishka? Yes, yes. Rishka driver? He's Rishka driver. Yeah, he is Rishka driver. Rishka driver, I'm Rishka pillar. Ah. He is one day salary. How much for us, you know? Oh, actually. I'm going to get a job. Almost 500 to 600. Taka. Really? Yes. 500? To 600 per day. Not 1000. Yes, 100? Per day. How many hours working? How many hours? Apni koto gun kaj kore? 24 hours. 24 hours? He is 24 hours working? Yeah, 24 hours. But salary just $4, $5? Çok az lan, 4-5 dolar nedir? Excel'e yakın mı? 1 by 1 guy. Ah, 2. 40. 40? Yes. 40 yaşında abimiz. 2 sene sonra ben de böyle mi göstereceğim? Okay, nice to meet you. Nice to meet you, everything. Thank you so much. See you. Thank you so much. Türkiye. Türkiye. Aynen. Ulan bu adam bana benziyor. Ya ya. Ya ya. Biraz Hindistan. Oradan ne geçti oradan? Uçak geçti. Havalimanı mı yakınız? Ne var dayı ya? Ben yolun ortasındayım ama kaldırımdayım. Şimdi arkadaşlar. Milattan önce 4000 yıllarına kadar aslında burada yaşam buluntuları var. Daha eskisi de vardı hani. En modern şekilde. Bunlarda hem Hint, eski Hint halkları hem de Birman halkları. Birman halkları bu daha sonrasında Burma dediğimiz, daha sonrasında da Myanmar dediğimiz aslında ülkenin en eski topluluklarından arasında. Bunlar Hindistan'ın Sikkim bölgesinde de yaşıyor. Belki bir gün oraları da ziyaret edeceğiz. Hızlanalım, 1300'lere kadar burada Hinduizm etkili. 1300'lerde ticaret seferleri yapan Müslümanlar Bangladeş'e ilk Müslümanlığı getiriyor. Daha sonrasında da Türk Şahlar buraya geliyor. Babür Şahı da buraya geliyor hatta. Daha doğrusu Delhi'ye alınca burası da Delhi'ye bağlı dönemler. Bir şekilde bir dönem aslında burası bile Türklere bağlılığını bildirmiş bir bölge. Daha sonrasından da bu British Hindistan Company var biliyorsunuz. 1750'lerde bölgeye geliyor ve burada hakimiyet kuruyor. Hindistan'da, Pakistan'da, Bangladeş'te ve daha çok birçok bölgede. Daha sonrasında 1905'ti yanılmıyorsam British Company dağılıyor. Hindistan, Pakistan, Bangladeş'in bir olduğu bir ülke kuruluyor. Daha sonrasında da bu ülke 1947'de kuruluyor. Pardon, 1900'lerin başında kuruluyor. Daha sonrasında da 1947'de Müslüman olan kısmı Hindistan'ın bağımsızlık ilan ediyor. Bu süreçte Doğu Pakistan ve Batı Pakistan diye ikiye ayrılıyor. Bangladeş o zaman Doğu Pakistan diye geçiyor. Ama 1971'e geldiğimizde Bangladeş'te devlet kuruluyor, hükümet kuruluyor, mecliste de bağımsızlık ilan ediliyor ve 1971'den beri de Bangladeş tam bağımsız bir ülke. Ayağımız ezecek. Dur dayı, dur. Evet, Bangladeş'te hayatta kalmanın bir numaralı kuralı trafikte karşıdan baba hiç de durayım demiyor ya. Dayı. Bir durum daha geçecek hiç. Hiç vermiyorlar. Aa, pant çiniyor bakın. Onu da anlatacağım. İngilizce? No, no. No. Türkiye. Türkiş. Turuşka. Turuşka, turuşka. Yes. Selam aleyküm. Abimiz Betenlat soruyor. What is name? Pan. 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 Şimdi bir tane pazara doğru gitmeye çalışıyoruz. Aa. Arabaların önlerine bakın, şu demirlerden takıyorlar herkes.
Arkada da var. Şu çarpışan arabalar ülkesi olduğu için bakın o arabada da var. Kaporta ezilmesin, çürümesin, çizilmesin. Ulan. Gelişmiş sayılabilecek ülkelerinde bile böyle kablo problemi var. Genellikle telefon kabloları böyle ama elektrik kablolarını da böyle görmek mümkün. Abi şuraya baksanıza ya. Hadi bizim evin elektriği telefonu bozuldu. Nasıl buldunuz bu kar kablo arasından? Masal tea bulamadık. Bu çay tea. This is normal tea. Normal milk tea. Milk tea. Sütlü çay. But this is masala milk tea. Bu masala süt çayı. Bunlar da farklı belki de ya. Aynen. Tutsana bir. Abi bu Hindistan'da masal tea var ya, Nepal'de de vardı. Burada bulamadık. Çünkü çocuğa derdimi anlattım, adama yaptırdık. Önce Uğur'unkini göstereyim. Önce bunu verdi. Bu normal sütsüz çay. Ama masal tea bizim bildiğimiz en azından bu değildi. Onu ben Uğur'a kilitledim. Bildiğin süt. Sütlü çay ya o. Çayı bile yok. Süt. Şekerli süt. Abi masal tea yine bulamadık. Çocuklar da iyi İngilizce anlıyor aslında ama anlamadılar. Belki de yok. Belki de yok. Ya bizim işimiz de video çekmek ya, kamerayı çok seviyorlar. Dışarıdan gelen insana çok sıcak davranıyorlar. Çok cana yakın davranıyorlar. Yani hiç zorluk çekmiyoruz bu konuda. Aynen. Bir de ya ben kendi açımdan söyleyeyim. Benim de bir YouTube kanalım var arkadaşlar. Belki biliyorsunuz. Ya biz çok düzenli yerlere de gidiyoruz. Ya biraz da artık anlıyoruz kitlenin nereyi izleyip izlemediğini, nereyi sevip sevmediğini. Anlaşılıyor yani. Düz bir şehir çekmektense Avrupa'da örnek. Abi şöyle bir karışıklık, kaos. Mehmet'in dediği gibi bizim ülkemizde olmayan bir ortam çok farklı oluyor. Gel mesela. Baksana şuraya. Evet. Kokusu da güzel. Kokusu da güzel. Size her şeyi anlatabiliriz ama buradaki kokuyu anlatamayız. Bu gençler de burada yine günlük birkaç dolara çöp topluyor, çöp ayıklıyorlar. Bunların asıl yerlerine de gideceğiz. Asıl noktalarına. Burada da pirinç patlamış, pirinç var. Pirinci patlatıyorlar. Ondan sonra sos maske katıp yiyorlar ama arkadaşlar hakikaten sabahtan beri kötü kokuyordu ama bu an burası şu an baya kötü kokuyor. Ne yapacaksın? Adamların da hayatı bu. Onlar seçmedi ki. Onlar da değiştiremez arkadaşlar. Bir kişi, 10 kişi, 10 bin kişi, 10 milyon kişi bile olsanız abi şu durumu değiştiremezsiniz ya. Evet, burada her yer çöp. Şu ana kadar yani Bangladeş'te bugün itibariyle konuşuyorum. Kokusu en berbat bir yer. Şu binaya baksanız abi. Hastane bir de ha. Evet. Yol keçisi bunlar da. Ne yiyorsunuz da süt veriyorsunuz siz? Hayır. Sen ne yiyorsun da süt veriyor? Burada çok kötü kokuyor. Evet. Çok fena. Bura oradan daha kötü kokuyor. Bura fena. Böyle Hindistan, Bangladeş, Pakistan gibi ya da benzer ülkelerde ama şey var. Hayratlar var. Hayır yapanlar. Belli başlı böyle noktalarda kazanlarla birilerine yemek verdirtiyorlar. Evsizler de fakirler de gelip buradan isim yazdırarak bu yemeklerden faydalanıyor. Şimdi de burada insanlar kendi isimlerini yazdırarak yemeklerden yemeye çalışıyor. Evet, o Britanya Company'nin işareti. Londra'daki çift katlı otobüslerin eski versiyonları. Çöp atacaklarına böyle sömürü ülkelerine yollamışlar. Trafik polisi durdurdu yolu derken açtı geri ya. Şoför yok ama şimdi geldi. Şimdi burada olaylar vardı. Bu bölgede de yaşandı. Buranın başbakanı vardı hatırlarsanız. Ağustos olaylarında burada olaylar yaşandı. Halk ayaklanma yaptı bu ülkede. Bildiğiniz halk ayaklanması oldu. Burada bir yasa değişikliğine gidilmeye çalışılmıştı. Bu yasa memur alım, devlete memur alımını düzenleyen bir yasaydı. Bazı insanlara öncelik tanıyan bir yasaydı. Bunu ben de neyi nereden anlatmaya çalışıyorum ki? Bu yasa şeydi. Valla içeri gir, edecek mi? Baba. Bu yasa şeydi arkadaşlar. Bazı memurları devletten öncelikli memuriyeti alma yasasıydı. Eskiden de vardı bu yasa ama daha sonrasında bu yasayı durdurmuşlardı. Bu Hasina yani eski başbakan, Ağustos ayına kadarki olan kadın başbakan bu yasayı tekrardan devreye almak istedi. Ama özellikle üniversite gençleri bu yasanın tekrar yürürlüğe girmesini istemedi ve burada halk ayaklanmaları başlattı. Zaten Hasina da hafiften daha onun, nasıl anlatsam onu,
kendi, onun ve daha öncekiler gibi onunla aynı zihniyette ülke yönetenler vardı ve bunlara karşı zaten bir hazımsızlık vardı muhalefet tarafındaki, halkın muhalefet kısmından. Zaman zaman yine ülkede protestolar oluyordu Hasina ve ondan önceki rejimlere karşı. Ve bu yasayla birlikte öğrenciler sokağa döküldü. Kimi verilere göre 1000 üzerinde öğrenciyi öldürdüler polisler. Hani canlarına kadar öğrencilerin. Ama ayaklanmaları bastıramadılar. Sonra partiler, yani muhalefetteki partiler de bu işe girişince halkı daha sistemli, sistematik bir şekilde alanlara davet edince bu kalabalığa dayanamadı Hasina ve ülkeden kaçarak gitti ve daha sonrasında kurulan bağımsız bir yönetimle ülke tekrardan yeni bir rejimle diyebileceğim şekilde yönetilmeye başlandı. Bu yakın zamandaki mevzuları da anlatmış olduk. Böylece Bangladeş videomuzda Milattan önce 4000'den günümüze kadarki kısmı anlatmış olduk. Giriş seviyesinde bir videoydu. Evet, örümcek adama inanmayanlar varmış. Buyurun. Gelsin Bangladeş'e geçsin. Sesler güzel. Ha, nasıl anladın Türk olduğumuzu? This is expensive, you ask. He is expensive. Sen Türkçe nereden anladın? I'm legal. How to understand? Teşekkür ederim. Yalan skru. Teşekkür ederim. Nasılsın? Güzel, güzel. Güzel. Adın ne? Adın ne? Benim Abdullah. Benim adım Mehmet. Adım Mehmet. Oh, yes. Good. To learning Turkish. Turkish friends coming. Friends here. Coming here. Yeah. Ooh. Allah Allah. In Turkey, also friendly country. You are samurai. Samurai. Samurai knife. A knife. Yes. Jewelry work. Tourist for number one. Ah. Evet arkadaşlar, Bangladeş'te isteyeceğimiz çok konu, çok video olacak. Bunları da devam bölümlerinde izleyeceksiniz. Videoları beğeni atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Gerçekten belki çok seviyorsunuz beni. Aralarınızdan bazılarınız seviyordur, bazılarınız sevmiyordur ama gerçekten çok seviyorsunuzdur ama yardımcı da olmak istiyorsanız gerçekten videoları bundan sonra hani bir beğeni, bir yorum, edepli, usturuplu ama hakiki gezgin videoları yaptım. Hiçbiri izlenmedi ama Değişik Yollarda kanalının en çok izlenen videosu, şu an şuraya da koyayım, maalesef Bangladeş'te fuhuş başlıklı bir videosuydu ama onda da dediğim gibi anlattım, aslında fuhuş ya da kadın değildi. Bu ülkede belki bir Barış Manço, bir Coşkun Aralar çıkabilirdi ama ben artık yoruldum, yapamayacağım. Biz de tarzımızı değiştireceğiz. Bu video buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz.